Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu video biraz can sıkıcı bir video oldu aslında ama neyse, her işte bir hayır vardır diyelim. Geçen İstanbul'a gittim. Orada bir kaldırma yanak sürtme sonucu lastiğimiz maalesef yarıldı. Yarıldığından dolayı da biraz sıkıntılar yaşadık. Tesla servisine ulaşmaya çalıştık vesaire vesaire. Bunların detaylarını şimdi aktaracağım. Şimdi İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'dan lastik buldum. Hangi lastiği bulduk? Süreç nasıl ilerledi? Bu konuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Tabi lastiğimiz yarıldığı için artık ben götürdüğümde saat yaklaşık 10.30 civarıydı sanırım. Lastik yarıldığı için ben direkt hemen Tesla mobil servisini arayıp onların nasıl bir aksiyon alacağını merak ettim açıkçası. Bu konuyla alakalı destek veriyorlar mı, vermiyorlar mı, çekici hizmetleri var mı vesaire. Sırf tecrübe etmek için aradım açıkçası. Şimdi lastiğin patladığı için girip de teknik servisten veya işte jantlı veya aracın yürüyen aksamında herhangi bir şey olmadığı takdirde yani destek vereceklerini zaten tahmin etmiyordum. Böyle bir beklentim de yoktu ama dedim ki bir arayayım, onların düşünceleri ve görüşleri ne olacak, ne bitecek, ama ulaşamadım. Yani şöyle ki benim burada anlatmak istediğim olay, yani pazar akşamı gecenin bir saatinde araçla yolda giderken aramış olsanız muhtemelen ulaşamayacaksınız arkadaşlar. Onun ben bilgisini vereyim size. Buradan Tesla Türkiye'ye ve yetkililerine arkadaşlar duyurulur. Şimdi biz TOG'u vesaire eleştiriyoruz ama TOG'u ben genelde aradığım zaman ulaşıyorum. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ulaşamadım maalesef kendilerine. Tabii lastik yürüyecek durumda olmadığı için bu araçlarda biliyorsunuz istepne vesaire yok. Ondan sebep bir lastik alma ihtiyacı durumuna geldi aracımız. 7/24 hizmet veren lastikçileri aradık. Yani tam bir orada bir kaos ortamı var arkadaşlar. Allah kimseyi düşürmesin. Araçlarımızda maalesef stepne yok. Bunun acı tecrübesini biz de yaşamış olduk maalesef. Şimdi en azından dedik Çerkezköy'e dönene kadar, İstanbul'dan Çerkezköy'e dönene kadar Yenibosna'da gerçekleşiyor bu olay. Bir geçici olarak bir lastik aracımıza takalım. Çıkmamık mı artık? Hani aynısından bulunmak tabii ki pek mümkün değil. Aradım bir 4-5 lastikçiyi. Yani çıkma lastiği bile 8 bin lira isteyenler, işte 7 bin lira isteyenler, 10 bin lira isteyen çıktı. Yani 5 bin lira isteyen çıktı. Ya diyorum ki yani rica ediyorum yani beni sadece Çerkezköy'e en azından atacak kadar bir lastik bana bulun. Yani düzgün bir lastik bulun. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Neyse bir arkadaşımızdan bulduk, rica ettik. Yani pazarlıkla bayağı şöyle bağıra çağıra 3800 liraya çıkma bir lastik aracımıza takıp yavaş yavaş, o akşam da bayağı bir yağmur vardı ama biz yağmurdan önce işimizi çok şükür bitirmiş olduk. Çerkezköy'e kadar geldim. Tabi bir lastik ihtiyacımız var. Birçok yere aradım ve araştırmalarım sonucunda arkadaşlar Michelin markasına karar verdim. Michelin Sport EV lastiğine karar verdim. Şimdi İstanbul'a Bahçelievler'e lastiği değiştirmeye gidiyorum. Şimdi neden Michelin diye soracak olursanız arkadaşlar, birkaç forumdan ve bu lastiği kullanan arkadaştan direkt bilgi aldım. Gayet memnun. Üstünde araçların biliyorsunuz Hankook var bizim. 255-45-19 Hankook lastikleri var. Hankook lastikleri zaten hem yaz performansından hem de normal yağışlı araki performansından hem ben memnun değildim hem de birçok arkadaşımız memnun değil maalesef. Kesinlikle zaten Hankook bakmadım sıfır olarak. Bir Michelin bakmıştım, bir de Continental. Dedim ki bu sefer Michelin olsun. Daha önceki araçlarımda Michelin kullanmıştım. Mercedes marka aracımda da Continental almıştım. Aslında onlarda Continental'dan da memnun kalmıştım ama Michelin'in sessizliği ve yalıtım konusunda şu anki kullandığımız Hankook'larla ciddi anlamda fark olduğunu arkadaş bizzat söylediği için hani ben de lastikçilerim ve araştırmalarım sonucu iki günden beri lastik araştırıyorum açıkçası. Böyle gece gündüz. Hem lastik stoklarını zaten bulmak zor. Ölçü olarak lastik stoklarını arkadaşlar gerçekten bulmak zor. Hem de hazır bulmuşken dedim ki bu lastiği en azından Michelin takalım. Sadece bir lastik mi alsam acaba yoksa sadece önlere mi alsam diye düşünürken en azından dedim ki çünkü bu araçlar kalkarken biliyorsunuz ilk kuvveti arka lastiklere veriyorlar. Dedim en azından arka lastikleri yeni takarız, arkalardakilerini önlere atarız diye. Ama aracım da şu an görmüş olduğunuz gibi yaklaşık kaç bin kilometrede? 31.500 kilometreye geldi. Şimdi şöyle, ben bu sene almasam zaten seneye bu lastik ihtiyacım olacak. Dedim ki hazır madem başımıza da böyle bir iş geldi, 4 lastiği de birden değiştirelim. Michelin Pilot Sport EV elektrikli araçlar için ürettiği özel lastiği aldık. Tesla'nın Model Y'lerin
20 jant olanlarında fabrikasyondan Michelin Pilot Sport geliyor bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı o lastiği kullanan arkadaşlar gayet memnunlardı. Bu sebepten dolayı da ben de Michelin'de karar kıldım. Lastiklerimiz 2024 üretimi yok maalesef. Bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. 2023 üretimi. Çok önemli mi derseniz bir sene, yani çok da önemli değil. Hani 2022 olsa tabii ki almayacaktım ama farklı bir lastiğe yönelecektim. Ama hiçbir yerde 2024 modelini maalesef bulamadık. 2023 model bir lastik buldum. Zaten yılda bir yıl oldu aracı alalı. 31 bin kilometre yapmışız. Sürekli her gün 40-50 kilometre yol yapıyor. Bundan sebep de hiç riske atmamak adına dedim 4 lastiği değiştirelim. Lastik, çıkan lastiklerle alakalı da sizlere bilgi vereceğim. Lastik değişimiyle alakalı da bilgi vereceğim. Şimdi şöyle, Tesla Model Y'lerde biliyorsunuz, Tesla Model Y araçlarda lift takozu almanız lazım arkadaşlar. Lift takozu almazsanız büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu akşam gelen lastikçide çünkü lift takozu yoktu ki çoğu lastikçide lift takozu yok. Elektrikli araçlarda biliyorsunuz altında komple pil grubu olduğu için bundan sebep eğer oraya vurursanız direkt lifti, pili yamultma ihtimaliniz çok yüksek. Ondan dolayı araca zarar verme ihtimaliniz çok yüksek. Lift takozlarını mutlaka aracınıza bulundurun arkadaşlar. Şimdi oraya gittiğim zaman da çekim yapmaya çalışacağım. Eğer ortam müsaitse, çok gürültülü değilse. Denize düşen yılana sarılır misali. Biz bir şekilde arkadaşla birlikte, ben de ona yardımcı olarak lastiği söktük. 31.000 kilometredeki, 31.500 kilometredeki aracın lastikleri ne durumda? Onu da sizlerle paylaşacağım. Balataları ne durumda? Diskleri ne durumda? Onları da size birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada lift takozu çok önemli. Araç yol sürüş güvenliğine kaynaklı. 100'ü 90'ı geçmemeye çalışıyorum. Bundan sebep de zaten tüketimimiz şu an gördüğünüz gibi 20 kilometre olmuş evden çıkalı. 11.5 kilowatt saat değerlerinde lastik aşıntısı uyarısı veriyor. Öne o akşam 225 55-19 sanırım 45-19 lastik taktık. Ondan sebep midir veya aradaki yani dönme hızıyla alakalı, dönme çapıyla alakalı mı bir fark vardır bilmiyorum ama ondan dolayı araç kendisi bir uyarı veriyor. Lastikleri değiştirmeden önce bir ekran kaydı aldım, onu da yükleyeceğim. Bir desibel ölçümü yaptım. 75-80 desibel, 68 desibel ile tabi yolun durumuna, yandan araçlar da geçiyor, onunla alakalı da olabilir. 90 km sabit hızla yaklaşık 75 desibel civarında araç içeri ses alıyor. Eski ve yeni araçlar fark. Böyle detaya inelim. Bu arka taraf. Şu tarafta yeni arkadaşımız. Michelin Pilot Sport EV. İçi de şöyle. Şöyle 32.000'deki aracın disk ve balatasını da göstereyim. Sıfır aşınma neredeyse. Şöyle yakından da çekelim. Şu aksama da bir göz atalım. Bak burada ne kadar taşıyıcılar, amortisör bağlantıları vesaire. Hepsi burada. Yayları. Hepsi burada. Şurada bir soğutucu tarzı bir şey görüyorum. Bayağı arkası kalabalık arkadaşın. Şasi grubunun olduğu yer. Şöyle alt bağlantılar. Ama disk ve balatada sıfır. Hiçbir problem yok. Lastik değişimlerimiz yapıldı. Şöyle yeri de göstereyim. Otoküp Euromaster anlaşması var zaten. Şöyle nasıl durduğunu da göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel. Az önce de göstermiştim. 14-23, 14. haftada üretilmiş. Akustik olarak geçiyor. Michelin 255-45-19 Pilot Sport olarak geçiyor. Şöyle Pilot Sport EV olarak geçiyor bu lastikler. Bakalım. Çok fark olacağını söyledi arkadaş ama bir bakalım. Şöyle yanaklara falan da baktığımız zaman, gerçi diğer lastikler bayağı sertleşmişler, yani çıkardığım lastiklere baktık da diğer sertleşmişler. Zaten burada geri dönüşte 5-10 bin kilometre kullandıktan sonra
hepsi çoğu long range aracın da değiştirdiklerini, Hankook'lardan memnun kalmadığını buradaki arkadaş iletti. Lastiklerimizi değiştirdik, yola çıktık. Henüz yorum yapmak için erken ama en azından ben ilk izlenimlerimi size bir paylaşayım. Şimdi arabanın kaderi değişti. Ciddi manada arabanın kaderi değişti. Naz diye soracak olursanız şu an sanki Airmatic Mercedes kullanıyor hissiyatı var bende. E tabi diğer lastikler 32 bin küsür, yani 31 bin küsüre gelmişti. 32 bin kilometreye yaklaşmıştı. İster istemez bir sertleşme, lastiklerin zaten kendi yapısında sertleşme mevcut. Yani detaylı bir video çekecektik ama ekip o kadar hızlı ki, burası Euromaster zaten yeri. Tesla biliyorsunuz Euromaster'la anlaşmalı. Alt takımlarda vesaire bir şey olduğu zaman direkt Euromaster'ların liflerini kullanıyorlar. Euromaster'la anlaşmalı Tesla. Mobil servisler geldiği zaman, örnek veriyorum, aracınızın ön takımında bir ses var veya altından bir ses geliyor veya farklı bir şikayetiniz var, hemen size en yakındaki Euromaster'a gidip oradaki lifleri kullanıyorlar arkadaşlar. Yani bunun da bilgisini vereyim. Ekip gerçekten Tesla'lar konusunda gayet yetkin ve bilgiliydi. Onu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle, hatta balata konusuyla da alakalı bir mevzu geçti. Bizim balatalarda hiçbir şey yok. Yalnız 100 bin kilometrede bir aracın balatası değişmiş arkadaşlar. 100 bin kilometre modelye kullanıcısı kimse, gerçekten helal olsun diyorum. 100 bin kilometre bir aracın balatasının değiştiğini söylediler ama muhtemelen o kullanımdan kaynaklıdır. Yani normalde hiç frene basmıyorsunuz. Benim 31 bin dediğim gibi 32 bin kilometreye geldi. Neredeyse balatalarda, yani disklerde en ufak bir iz bile yok ama 100 binde bu aracın balatasını değiştirmek gerçekten büyük bir çaba, büyük bir uğraş gerektiriyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi detaylı video çekecektik ama ekip o kadar hızlı ki, yani biz diğer arkadaş da sahibiyle, orasının işletmecisiyle, kendisi de Tekirdağlıymış, muhabbete sohbete daldık. Diğer arkadaş da sağ olsun, o da çok bilgili, bizi güzel bir şekilde karşıladı. Arkadaşın ortağıymış. Onunla muhabbet ederken bir baktım ki aracın lastikleri sökülmüş, takılmış. Hemen bize araç teslim edildi. Yaklaşık muhtemelen yarım saat içerisinde tüm işlemlerimiz hallolmuş oldu. Şu anki ilk izlenimlerim gayet güzel. Zaten oradaki arkadaşların verdiği bilgi de abi, yani çoğu arkadaş da yeni 1-2 bin kilometrede kullanıp bu Hankook'ları, hemen Michelin'le değişimini biz burada çok yaptık. Ondan dolayı geri dönüşümleri bize çok olumsuz oldu Hankook'larda. Michelin kullananlarla alakalı herhangi bir, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Hani biz burada Tesla ile uyumlu birçok marka lastik takıyoruz ama en fazla önerdiğimiz lastiklerden biri de açıkçası Michelin dediler. Ben de zaten kararımı vermiştim arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Gayet güzel. Lastiklerle alakalı da güzel. Şu an ilk izlenimlerim gayet güzel. Hani menzil konusunda ekstra bir bize kazanç sağlar mı sağlamaz mı bilmiyorum. Zaten yapı olarak da bunlar biliyorsunuz biraz daha böyle dişli gibi. Videoda da onu göstermiştim zaten. Yine dışarıdan çekimlerini göstereceğim. Birkaç bin kilometre sonra da lastiklerin bize ne hissettirdiğiyle alakalı şeyler de sizlere söyleyeceğim, aktaracağım. Tesla'larda hep bir mevzu bahis oluyordu. Şimdi ben bunların da, ben hiç ön arka yapmamıştım. Oradaki arkadaş, işletme sahibi dedi ki abi, bunları yaklaşık 15 bin kilometre bir ön arka yaptırabilirsin. Yani kullanımına bağlı, çok agresif kullanıyorsan 10 bin kilometrede bir ön arka yaptırarak bunları 40-50 bin kilometre en az kullanabilirsin. Yani 10 bin kilometre, evet. Biz çünkü aracı çok kullanıyoruz. Yani yılda 30 bin kilometre yapmışız. Bizden daha fazla yapan arkadaşlar da var tabii ama. Şimdi 10 bin kilometre olmasa en azından 15 bin kilometrede bir, en azından senede 6 ayda bir defa ön arka yaparsak, de bu da ister istemez bir maliyet. Ön arka yapmanın maliyeti de muhtemelen 1000-1500 lira civardır ama lastik oranına vurduğumuz zaman yaklaşık benim işlemi 42 bin lira gibi tuttu. Ondan dolayı ne kadar mantıklı olup olmadığını siz de burada değerlendirebilirsiniz ama en azından senede bir ön arka yapmış olsanız 15 bin 20 bin kilometre kullanan bir insan için en azından bir 10-15 bin kilometre lastiğin ömrünü uzatırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bir bilgi olarak, hani gruplarda çünkü yazılıyordu, sağ sol çapraz mı yapalım, nasıl yapalım, ön arka mı yapalım, bunu da direkt yetkili ağızdan, direkt birinci ağızdan öğrenip sizlere en azından paylaşmış oldum. Bu da bir bilgi. Katılırsınız katılmazsınız, yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama en azından 15 bin kilometrede bir bu lastikleri ön arka yapmakta arkadaşlar yarar var diye düşünüyorum. En azından lastiğin ömrünü bir 10 bin kilometre uzatmış olacaksınız. Evet, işlemlerimizi tamamladık. Onun da ekran kaydını aldım. Yaklaşık 65-70 desibel civarında içeri ses oluyor. Tabi şu an 95 kilometre hızla gidiyoruz ama burası
Kuzey Marmara otoban. Bunu diğer biraz daha bozuk yolda da denememiz lazım. Böyle video kaydında, ekran kaydında göreceksiniz. Böyle pik yaptığı yerler var. Orada köprünün üzerinden geçerken oradaki setlerden geçiyor. Ondan dolayı içeri böyle bir pik ses olabilir. O da sizi yanıltmasın arkadaşlar. Dediğim gibi ilk izlenimimde gayet güzel. Aracın resmen kaderi de işte, hem bozuk yola da girdik İstanbul'da, hem şu an güzel yolda da gidiyoruz. Gerçekten yalıtım olarak iyi, beklentilerimin bir tık daha üzerinde. Ama tabii uzun kullanımda ne olur ne olmaz. Biraz gazladık. Böyle bir Porsche falan vardı. Böyle Porsche Audi A6 falan. Biraz sert virajlara girdik çıktık. Kuzey Marmara'da gerçekten güzel. Dönüşlerini gayet güzel sağlıyor araç. Bakalım şöyle hafiften bir yüklenelim. Şu an ilk izlenimlerimiz gayet güzel. Videoyu izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Değerli yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Ha, bu arada şeyi paylaşmadım, onu söyleyeceğim dedim de. Arkadaşlar 4 lastiğe ben 42.000 TL para ödedim. Takması tabii bunların içinde biliyorsunuz, işte balansı vesaire. 42.000 lira para ödedim. Yani daha uygun fiyata başka bir yerden bulabilir miyiz? Bulabilir miydik? Yani daha uygun fiyata aynı lastiği bulanlar varsa en azından biz faydalanamadık ama alacak arkadaşlar da bayi tavsiyesi veya nereden aldığına dair yorum yaparsa en azından bizden sonraki arkadaşlar faydalansın diye ümit ediyorum inşallah. Değerli desteklerin için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.